Bugün size anlatacağım olayın baş kahramanları Tatsuya Ishiyashi ve Lindsay Hawker. İsimlerinden ve yüzlerinden anlayacağınız üzere ikisi de bambaşka hayatlara ait insanlar. Peki nasıl olmuş da bu ikili bir araya gelmiş? Aralarında ne yaşanmış ki böyle bir kanala video konusu olmuşlardı? Lindsay Hawker, 22 yaşında Tokyo'ya yeni gelmiş genç bir İngilizce öğretmeniydi. İngiltere'de biyoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak yerine öğretmenliği tercih etmiş ve ülke olarak da Japonya'yı seçmişti. Çünkü Japon kültürüne hayrandı. Ailesine de sık sık Tokyo'da kendisini çok güvende hissettiğini söylüyordu. Ona göre bu şehri seçerek iyi bir karar vermişti. Bunun iyi bir karar olmadığını anladığında Lindsay için çok geç olacaktı. Lindsay Tokyo'da meşhur bir dil okulu olan Nova'da İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Çok güzel ve farklıydı. Masum İngiliz yüz hatlarıyla her Japon erkeğinin dikkatini ilk bakışta çekebilecek türdendi. Birinin çoktan çekmişti bile. Mart 2007 Salı günü Lindsay her zamanki gibi okuldan çıkmış, eve dönmek üzere trene binmişti. Bu onun günlük rutiniydi. Fakat birazdan rutininin dışına çıkacaktı. Lindsay'in yanına kendinden birkaç yaş büyük genç bir erkek yaklaştı. Adı Tatsuya Ishiyashi'ydi. Sohbete Lindsay Hawker'ın öğrencisi olduğunu söyleyerek başladı. Bu elbette yalandı. Lindsay Japonya'da isim yapmış büyük bir okulda çalışıyordu. Öğrencilerinin de Japon olduğunu düşünürsek sima olarak hepsini tanıması mümkün değildi. Fakat Tatsuya'nın öğrencisi olmadığını anlamıştı. Bu yüzden onunla ilgilenmiyormuş gibi davrandı. Fakat Tatsuya Ishiyashi onunla sohbet etmekte ısrarcıydı. Trenden indikten sonra da Lindsay'i bisikletle takip edip onunla konuşmaya çalıştı. Genç öğretmen rahatsız edildiğinin farkındaydı. Fakat yine de nazik olmaya çalıştı ve onunla konuştu. Bazen bazı şeylerin tuhaf gittiğini hissettiğinizde yapmanız gereken tek şey oradan uzaklaşmak olsun. Kabalaşsanız bile. Hawker'ın evinin önüne geldiklerinde genç Japon çok susadığını ve bir bardak su istediğini söyledi. Lindsay onu içeri davet etti. Fakat Lindsay evde yalnız değildi. Birlikte yaşadığı iki kadın öğretmeni de Ishiyashi ile tanıştırdı. Onlar olmasa Ishiyashi eve davet etme cesaretini gösteremeyecekti. Böylelikle evde hiçbir zaman yalnız değilim mesajını Ishiyashi'ye vermişti. Muhtemelen Tatsuya Ishiyashi'nin planları farklıydı. Lindsay'in evde yalnız olmadığını görünce fikrini değiştirdi. Tatsuya yurt dışına gitmek için İngilizce öğreniyordu ve Lindsay'den kendisine özel ders vermesini istedi. 5 gün sonrasına, yani 25 Mart 2007 Cumartesi gününe özel ders için sözleştiler. Okulun da izin verdiği bir kafede buluşacaklardı. Evde sohbet ettikleri sırada Tatsuya ressamlık dersi de aldığını ve Lindsay'in resmini çizmek istediğini söyledi. Evden çıkmadan önce çizdiği resmin üzerine adını, telefon numarasını ve mailini yazarak Lindsay'e verdi. Lindsay o akşam 4 yıllık erkek arkadaşına bir mail atarak Ishiyashi ile tanışma hikayesini ve özel ders konusunu anlattı. Hatta erkek arkadaşına Ishiyashi'yi kastederek şu beni eve kadar takip eden çocuk için endişelenmene gerek yok. Sadece çılgın bir Japon dedi. Lindsay Hawker ve Tatsuya Ishiyashi 25 Mart 2007 Cumartesi günü Dua Tur adlı kafede buluştu. Bu Lindsay Hawker'ın canlı gözüktüğü son video kaydı. Burada Tatsuya içecek siparişi verirken Lindsay de onu bekliyor. Sürekli saçlarıyla oynadığını görebilirsiniz. İkili kafede yaklaşık 50 dakika oturdu. Ders bitip sıra ücretini ödemeye geldiğinde Tatsuya Ishiyashi tüm ceplerini kontrol ediyor ama bir türlü parayı bulamıyordu. Sözde parası çıkışmayan Ishiyashi genç öğretmene birlikte eve gitmeyi, ödemeyi orada yapmayı teklif etti. Lindsay bunun Tatsuya'nın tuzağı olduğundan habersiz kabul etti. Genç öğretmen 3200 yen anlaşmıştı. Yani yaklaşık 435 lira. Saat 10 civarında kafeden ayrılıp taksiye bindiler. Birlikte Ishiyashi'nin dairesine gidecekler, taksi aşağıda bekleyecek, o sırada Ishiyashi Lindsay'in ödemesini yapıp aşağıdaki taksiyle onu geri gönderecekti. Böylelikle Tatsuya'nın Ishikawa'daki evine doğru yol aldılar. Apartmanın önüne geldiklerinde Tatsuya taksiciye beklemesini söyledi. Sonra Lindsay ile birlikte daireye çıktılar. 7 dakika bekleyen taksici aşağıya kimse inmeyince oradan uzaklaştı.
Ne o gün ne sonraki gün Hav kraliyesi kızlarına ulaşamadı. Aile İngiltere'deydi. Nova Dil Okulu'nu aradılar. Okulda Lindsay Hawker'ın ev arkadaşları olan diğer iki öğretmene ulaştı. Lindsay 2 gün önce Japon bir gence özel ders vermek için evden çıkmış, bir daha da geri gelmemişti. Gencin çizdiği resim hala evdeydi. Üzerinden Tatsuya'nın bilgilerini, sonra da ev adresine ulaştılar. 27 Mart Pazartesi günü binaya polis memurları geldiğinde Tatsuya Ishihashi ayakkabısını bile giymeden yangın çıkışından kaçarak kayıplara karıştı. Polisler bu kaçışı bir suç belirtisi olarak algıladı. Eve girdiklerinde balkonda gübre ve kum yığını dolu bir küvet, içinde ise ölü bir kız vardı. Sol eli bilekten itibaren dışarıda kalmıştı. Aradıkları kız buydu, Lindsay Hawker. Hemen balkona branda çekildi ve olay yeri incelemeye başlandı. Banyodan sökülen küvet balkona getirilmiş, içine doğal bir gübre ve kum karışımı dökülmüştü. Lindsay'in ölü bedeni toprak dolu küvete yerleştirilmiş ve üzeri yine toprakla örtülmüştü. Belli ki cesedin toprakla yok olması istenmişti. Böylece hem koku yapmayacak hem de beden doğal bir şekilde çürüyecekti. Genç Hawker'ın uzun kahverengi saçları kesilmiş ve plastik bir torbaya doldurulmuştu. Vücudunda sayısız darp ve boğuşma izi vardı. Gözleri ve bilekleri mosmordu. Tatsuya Ishihashi, Lindsay'in yüzünü defalarca yumruklamış, bileklerinden sımsıkı tutup bastırmıştı. Ölüm nedeni boğulmaydı. Bunun yanında elbette öldürülmeden önce cinsel saldırıya da uğramıştı. Suçlu belliydi. Suçu da. Geriye sadece onu bulmak kalmıştı. Ama bu sandıkları kadar kolay olmayacaktı. Asıl hikaye şimdi başlıyordu. Peki kimdi bu Tatsuya Ishihashi? Ve şu an neredeydi? Tatsuya Ishihashi, Japonya'nın Shiba eyaletinde yaşayan 28 yaşında bir gençti. Bahçe bitkileri bölümünden mezun olmuştu. Bu yüzden cesedi toprakla nasıl daha çabuk yok edeceğini çok iyi biliyordu. Bir işi yoktu. İş bulmak yerine doktor babasıyla diş hekimi annesinin geliriyle geçiniyordu. Yani kısacası baba parası yiyordu. Ailesinden ayrı yaşıyordu. Fakat tamamen yalnız değildi. Çünkü uzun süredir bir ilişkisi vardı. Kız arkadaşının söylediğine göre oldukça ciddi ilerleyen ve düzenli bir ilişkiydi bu. Sevgilisinden aldığımız bilgiler de Tatsuya Ishihashi'nin fiziğiyle ilgili takıntılı olduğuydu. Her gün spor yapıyor ve bisiklet sürüyordu. Siyah kuşak sahibiydi. Göründüğünden çok daha güçlü ve çevikti. Diğer türlü koca bir polis ordusundan saniyeler içinde kaçması düşünülemezdi. Ayrıca şiddet içeren mangalardan hoşlanıyordu. Tatsuya Ishihashi bir suç geçmişine sahip değil. Her ne olduysa 2007 yılının başlarında olmuştu. Tatsuya dengesiz davranışlar sergilemeye başlamıştı. Ruh hali çok gelgitliydi. En küçük bir olay onu deli gibi sinirlendirebiliyordu. İnsanlar onun psikolojik sorunları olabileceğini düşünüyordu. Polisler biraz araştırınca Tatsuya'nın uzun süredir Lindsay Hawker'ı takip ettiğini öğrendi. Lindsay'i tesadüfen görmüş ve çantasındaki logodan onun Nova Dil Okulu'nda çalıştığını öğrenmişti. Sonrasında bir süre onu izlemiş, en sonunda trende bir yabancı gibi karşısına çıkmıştı. Genç öğretmen Tatsuya'nın bu denli zararlı olabileceğini düşünmemişti. O gün evden çıkmadan önce ev arkadaşları onu Ishihashi hakkında uyarmıştı ve dikkatli olmasını söylemişti. İnsanlara çok çabuk güvenerek ne büyük hata yapıyoruz. Lindsay Ishihashi ile birlikte dairenin kapısına geldiğinde aslında her şey bitmişti. Tatsuya Ishihashi, Lindsay Hawker'ın tabiri caizse üzerine çullanmıştı. Genç kız ne yapacağını bilmeden çırpınıyordu. Tatsuya önce Hawker'ı yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Lindsay de dövüş sanatları eğitimi almıştı. Fakat Tatsuya'yı durduramadı. Önce tecavüze uğrayan genç kız, şimdi canını kurtarmak için katiliyle savaşıyordu. Ishihashi'ye eğer gitmesine izin verirse onu polise bildirmeyeceğini söyledi. Fakat Tatsuya onun gitmesini göze alamadı. Bağırarak yardım çığlığı atan genç öğretmenin çığlıklarının duyulmasından korktuğu için onu boğarak öldürdü. Boğazına öyle çok sıkmıştı ki Lindsay'in boynundaki kıkırdak kırılmıştı. O gün 6 kez dışarı çıktı. Cesedi ortadan kaldırmak için gerekli malzemeleri aldı. Önce banyodan küveti söktü ve balkona taşıdı. Lindsay Hawker'ı hazırladığı toprak karışımı ile birlikte küvete yerleştirdi. Saçlarını kesti ve ayaklarını bağladı.
Kendisine bir çanta hazırladı. Polisler kapıya geldiğinde çantasını da alarak çıplak ayak koşmaya başladı. Kaçarken çantası onu yakalamaya çalışan bir polisin elinde kaldı. Böylelikle Tatsuya Ishihashi sadece üzerindeki kıyafetlerle bir bilinmezliğe doğru karışarak gözden kayboldu. Ishihashi'nin kaçmasının ardından polis ülke çapında bir arama başlattı. Başına da 10 milyon yen, yani o zamanın parasıyla 123.600 dolar koydu. Ishihashi'nin pek çok farklı açıdan fotoğrafını yayınladılar. Eğer kadın kılığına girerse diye kadın hali bile tasarlandı. İlk zamanlar Tatsuya Ishihashi Tokyo'nun çevresinde dolaştı. Hiç parası yoktu. Yerden topladığı hurdaları satarak geçimini sağladı. Japonya'nın en kötü şöhretli gecekondu mahallelerinde kaldı. Bu bölgeler genelde polisin girmeye istekli olmadığı bölgeler. Kaçak hayatına alışmaya çalışan Ishihashi sürekli maske ve gözlükle geziyordu. Önceleri polen dönemi olduğu için maske takması dikkat çekmemişti. Fakat bir gün radyoda kendisiyle ilgili haberleri dinlerken polise yüzlerce kez görüldüğüyle ilgili ihbar geldiğini öğrendi. Maske ve gözlük işe yaramamıştı. Artık daha kesin bir çözüm bulması gerekiyordu. Yüzünde küçük bir değişiklik yapacaktı. Umumi tuvalete girdi. Çok belirgin olan alt dudağının bir kısmını makasla kesti. Canı o kadar çok yanmıştı ki bunu ancak 2 günde tamamlayabildi. Daha sonra kemer görünümü vermek için burnuna tel soktu. Göz kapaklarını ve burun kenarlarını jiletle kesti. Bu sırada Lindsay Hawker'ın ailesi Japonya'ya gelmiş, olaya bizzat el koymuştu. Japon polisine güvenmiyorlardı. Onlara göre kızlarının katili polise rüşvet vererek kaçıyordu. Bu yüzden Japonya'nın en güçlü mafyasına, Yakuza'ya gitmeye karar verdiler. Artık Yakuza üyeleri de Tatsuya Ishihashi'nin peşindeydi. Aylar böylece geçti. Bir gün tesadüfen karakolun önünden geçerken kendi fotoğrafını gördü. Fotoğrafta yüzündeki benler çok belirgindi. Böylece tekrar kolları sıvadı. Çakıyla yüzündeki 2 tane beni oyarak çıkardı. Yüzü yara bere içindeydi. İnsanlarla göz teması kurmaktan kaçınıyordu. Tanınmaktan çok korkuyordu. Tüm ülke onu ararken o artık yüzünü tamamen değiştirmeye karar verdi. Fakat kendini tekrar kesmeye cesareti yoktu. Bu yüzden estetik olacaktı. Bunun için birkaç şehir gezdi. Takma bir isimle inşaatlarda çalıştı. Hamallık yaptı. Çalıştığı inşaatlarda veya sokaklarda yatıyordu. Estetik için para biriktirmesi gerekiyordu. Acaba başarabilecek miydi? 6 ayın sonunda 1 milyon yen biriktirmeyi başarmıştı. Bu parayla 2 burun ameliyatı oldu. Küçük ve basık burnu artık daha uzun, dar ve kemerliydi. Tatsuya görünümünü değiştirmeyi başarmıştı. Fakat tanınmamak için yaptığı bu estetikler onun tanınmasına neden olacaktı. 24 Ekim 2007'de Tokyo polisi Nagoya şehrindeki bir plastik cerrahi hastanesinden telefon aldı. Doktor Tatsuya Ishihashi olduğundan şüphelendiği bir erkek hastayı ihbar ediyordu. Bu genç adam kısmen aranan katile benziyordu. Ayrıca yüzünde dikkat çekecek derecede başarısız estetik operasyon vardı. Bir adam neden yüzüne bu kadar acı verici işlemler uygulardı ki? Özellikle benlerinin bıçakla oyulması doktoru şüphelendirmişti. Bu yüzden Tatsuya Ishihashi'nin yüzündeki yaralar gözükecek şekilde fotoğraflarını çekti. Bunları polise gösterdi. Polis kliniğe bir ekip koydu. Tatsuya'nın dikişlerini aldırmak için hastaneye gelmesini beklediler. O sırada Tatsuya Ishihashi olanlardan habersiz sokaklarda 5 parasız dolaşıyordu. Kamerası olmayan küçük bakkallardan alışveriş yapmaya çalışsa da bir gün uğradığı bir süpermarketin güvenlik kamerasına yakalandı. Artık korkudan markete bile gitmiyor, çöpten yiyecek topluyordu. Böyle olmayacağını düşünüp Oha adasına kaçmaya karar verdi. Bu adada tek başına terk edilmiş bir barakada bir süre insanlardan uzak yaşadı. Kendi bitkilerini yetiştirmeye ve deniz suyunu arıtmaya çalışıyordu. Sivrisinekler, pislik, açlık ve susuzluğa en fazla 1 hafta dayanabildi. Adayı terk ederek başka küçük bir şehre geçti. Dikişlerini de aldırmaya gitmedi. Şehre geri döndüğünde televizyonda estetik yaptırdığına dair haberleri görünce şok oldu. Ishihashi'nin neredeyse 1 yıllık çabası boşa gitmişti. Tüm Japonya onun yüzünün değiştiğini biliyordu. Şimdi tekrar en başa dönmüştü. Bundan sonra çok daha dikkatli olmaya başladı. Yeni bir takma isim kullandı. Sık sık yerini değiştiriyor, neredeyse hiç yerinde durmuyordu. Günlerce yürüdüğü ve yürümekten artık halsiz düştüğü haftalar geçirdi. Bir tapınak ziyareti yaptı. Burada Lindsay Hawker'ın ruhuna dua etti ve onun tekrar hayata dönmesini diledi. Her şey için çok pişmandı.
kendini berbat hissediyordu. Artık tek düşündüğü şey hayatta kalmaktı. Polislerden kaçmaktan daha zor olan şey buydu. Hayatta kalmak. Aradan 1,5 yıl daha geçti. Hawker ailesinin de umutları tükenmek üzereydi. Buradaki Lindsay Hawker'ın babası. Olay yerine, yani Tatsuya Ishihashi'nin evine gelip kapısına kızı adına çiçek bırakıyor. Daha sonra da kapıyı yumruklayarak ağlıyor. Bu görüntü en az cinayet kadar ürkütücü. Japonya Dışişleri Bakanı ve ülke başkanlarının da dahil olduğu bu konu artık yavaşça rafa kaldırılmaya başlanmıştı. Polis Tatsuya Ishihashi'nin intihar etmiş olabileceğini bile söylüyordu. Hawker ailesi defalarca İngiltere'den Japonya'ya uçmuş, üzerine Tatsuya'nın resmi basılı tişörtlerle gezmiş, havaalanlarında, tren garlarında belki Ishihashi geçer diye nöbet tutmuştu. Ishihashi'nin ailesi de farklı değildi. Onlar da oğullarının yakalanmasını istiyordu. Ulusal kanallara çıkıp oğullarına geri dön ve suçunun kefaretini öde diye sesleniyorlardı. Ama klasik suçlu ailesi tavırlarını da sürdürdüler. Muhtemelen oğlumuza bir canavar gözüyle bakıyorsunuz. Ama o bizim için öyle değil. Yakalanmamak için yüzünü defalarca kesmiş olmasına dayanamıyoruz dediler. Fiziksel görüntüsüne takıntılı olan Ishihashi belki bundan zevk bile alıyordu. Çünkü yüz değiştirme serüveni henüz bitmemişti. 16 Ekim 2009'da Tokyo polisi Fukuoka eyaleti plastik cerrahi hastanesinden bir kez daha Tatsuya Ishihashi olduğundan şüphelenilen bir adamın hastaneye gelip burun ameliyatı olmak istediğini ancak randevusu olmadığı için reddedildiği bilgisini aldı. Ayrıca aynı adamın Osaka şehrinde bir inşaatta uzun süre çalıştığı ve son yevmiyesini alır almaz bir daha işe gelmediğini öğrendiler. İnşaattaki iş arkadaşları onun siyah çerçeveli gözlük ve beyzbol şapkasıyla gezdiğini, sürekli para biriktirdiğini ve İngilizce öğrenmeye çalıştığını söyledi. Polis Osaka şehrinin çıkış yerlerine muhbirler gönderdi. Ishihashi'nin yeni görüntüsü olabilecek dijital bir görsel hazırlayıp basına verdiler. Bu görüntü neredeyse 31 yaşına giren Tatsuya Ishihashi'nin şu anki görünümüne gerçekten benziyor muydu? Kimse bilmiyordu. 10 Kasım 2009'da kendiyle ilgili haberleri gören Ishihashi, Osaka şehrinden kaçıp Okinawa adasına gitmek üzere limana geldi. Osaka limanındaki bir bilet memuru şüpheli olabilecek bir adamın Okinawa adasına bir bilet satın aldığını bildirdi. Bu adam Okinawa adasına giden feribota binmeyi beklerken yanına polis memurları geldi. 10 dakikalık ayaküstü sorgulamanın ardından 2,5 yıl sonra ilk kez kendi adını kullandı ve ben Tatsuya Ishihashi'yim dedi. Ishihashi'nin yakalanması ülke gündemine bomba gibi düştü. Polisler çok sıkı güvenlik önlemleri almışlardı. Osaka'dan hızlı trenle Tokyo'ya getirildi. Araca binince aralanan örtüden Ishihashi'nin yüzünde önemli ölçüde değişiklikler olduğunu gördük. 2,5 senenin ardından Tatsuya'nın yüzü tanınmayacak şekilde değişmişti. Basında yer alan fotoğraflarla yakından uzaktan alakası yoktu. Dudakları incelmiş, yüzü uzamış, çene hattı belirginleşmişti. Ayrıca oldukça zayıf ve bitkin görünüyordu. Lindsay Hawker'ın ailesi hem sevinçli hem üzgündü. Kızlarının katili geç de olsa yakalanmıştı. Yalnız mahkemede verilecek karar için endişeliydiler. Aile idam istiyordu. Fakat Japonya'da tek bir cinayet için idam verilmesi pek alışılagelen bir şey değildi. Tatsuya Ishihashi hapiste mahkemeyi beklerken Hawker ailesine bir özür mektubu gönderdi. Aile ceza indirimi almak istediğini düşünerek mektubu reddetti. Hiçbir özür kızlarını geri getirmeyecekti. Mahkemede Tatsuya Ishihashi Hawker ailesinin önünde diz çöküp yere kapanarak ağladı. Aile bunu gösteri olarak algıladı. Savunma avukatları Ishihashi'nin Lindsay'i çığlıklarını bastırmak isterken yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. Ishihashi de bunu onayladı. Çığlık atmasının onu paniklettiğini ve susması için boğazına fazla bastırdığını söyledi. Hatta öldüğünü fark edince Lindsay'i canlandırmaya bile çalışmıştı. Avukatları Ishihashi'nin amacının Lindsay Hawker'ı öldürmek olmadığı yönünde ısrar ediyordu. Tatsuya Ishihashi'ye verilecek ceza idam veya müebbet hapis cezası arasında gidip geliyordu. Karar jüri üyelerinin Ishihashi'nin Hawker'ı öldürmeyi amaçladığını inanıp inanmadığına bağlıydı. Evet, ona tecavüz ettim. Evet, Lindsay'i yaptıklarım yüzünden öldüğünü de biliyorum. Ama onu öldürmek istemedim. O gün ne olduğunu sadece Lindsay ve ben biliyoruz. Benim yüzümden Lindsay kendi adına konuşamıyor. Ama ben gerçekleri tümüyle anlatıyorum. Suçumun kefaretini ödemek istiyorum dedi. Belki inanmazsınız ama Ishihashi'yi destekleyen bir grup kuruldu.
Ona para toplandı, hatta bir de bu gruba Naoki Motoyama adında bir adamı başkan bile yaptılar. Sayın Motoyama da şöyle diyor: "O bir canavar değil, korkunç hatalar yapan genç bir adam." Tabii hiç değişmeyen katile aşık kadınlar grubunu da unutmayalım. Tatsuya Ishiyashi tutuklu kaldığı süre boyunca sayısız Japon kadını aradı. Karar 2011 yılında yargıç Masaya Hotta tarafından verildi. Ishiyashi'nin daha önce sabıka kaydı olmaması ve 32 yaşında olduğu için rehabilite edilme şansının olması göz önüne alınarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme sonunda Ishiyashi aynı salonda bulunan Hawker ailesine seslendi. "Ona ve size yaptıklarımı asla unutmayacağım. Ben onu boğmak istemedim. Çok üzgünüm. Sadece onun hayatını mahvetmedim. Sizin de hayatınızı mahvettim. Ben kötü biriyim," dedi. Savunma avukatları karara itiraz ederek temyizde bulundu. Çok şükür ki reddedildiler. Ishiyashi'nin üniversiteden çok yakın bir hocası onu hapishanede ziyaret ettiğinde Ishiyashi'nin ağlayarak olanları anlattığını söylüyor. Söylediğine göre pişmandı. Cinayeti işlemeye onu iten bir güç olduğunu söylüyormuş. Her şey Ishiyashi'nin yurt dışına gitmek için İngilizce öğrenmek istemesiyle başlamış. Ishiyashi sürekli kendi kendine "neden böyle bir şey yaptım ki, neden?" diye soruyormuş. Tatsuya Ishiyashi hapishanede boş kalmadı. Bir kitap yazdı. Ben Ishiyashi isimli bu kitapta kaçak hayatını anlattı. Tatsuya Ishiyashi'nin kitabı çıktığı ilk sene 100 binden fazla sattı. Kitabın gelirinin Lindsay ailesine bağışlanmasını istedi. Tabii ki Hawker ailesi bunu şiddetle reddetti. Daha sonra bu kitap sinemaya uyarlandı ve film çekildi. Ben Ishiyashi, Bir Katilin Günlüğü filminin yönetmeni Dean Fujioka, filmde Tatsuya Ishiyashi olarak karşımıza çıkıyor. Film, Lindsay Hawker'ın küvete gömülme sahnesiyle başlıyor. Kitaptan uyarlandığı için sadece Tatsuya'nın 2,5 yıllık kaçak hayatını anlatmışlar. Kesinlikle cinayetle ilgili küvet sahnesi hariç hiçbir sahne veya söyleme yer verilmemiş. Ben filmi izledim. Olayı bilen biri için sıkıcı değil. Filmde burada anlatamadığım pek çok detay gösterilmiş. En çok dikkatimi çeken ise Ishiyashi'nin Lindsay Hawker'a benzeyen bir hayat kadınıyla beraber olmak istemesiydi. Ishiyashi hakkında film yapılması katile sempatiyi arttırırken vahşice hayatını kaybeden Lindsay'i ise geri plana atmıştı. Bu da Lindsay'in ailesi ve halktan büyük tepki topladı. Hala sosyal medyada "kurban İngiliz değil de Japon olsaydı suçlu idam edilirdi" gibi eleştiriler var. Şu an 42 yaşında olan Tatsuya Ishiyashi tecavüz ve cinayet suçuyla hala hapiste.